Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size Kuril Petrol, Viti Petrol yani Amerikan tipi petrol ve Brent petrolün analizlerini yapacağım. Viti ile başlayalım. Amerikan tipi petrol ile. Hayyam alış döngüsü demiş 4. ayın 18'i. 52 baks satış döngüsü demiş 6. ayın 13'ü. 144 baks satış döngüsü demiş 6. ayın 13'ü. Ve bir de kristalimiz var, alış döngüsü demiş. Hemen grafiğimizi açıyoruz. 72'ler destek, 75-29'lar direnç. Geçen hafta Twitter'da Brent petrolün analizini paylaşmıştık. 6 Temmuz'da mumunu direncin altında kapattıktan sonra 75'lerde paylaşım yapmıştık ve günlük mumunu direncin altında kapattığı için hacimli bir mum olduğu için tekrardan direnci teyide geldiğinde 75'lerden paylaşım yapmıştık. Direnci teyit etmeye geliyor diye ve satış döngüsü devam etti. 71-33'lere kadar devam etti. Tekrardan günlük mumunu 72'lerin üzerinde kapattı. 72'ler bizim için destek oldu ve devamında tekrardan 75-29'lara doğru devam etti. Şimdi bu hafta bizim için 72'ler önemli destek bölgesi, 75-29'lar önemli direnç bölgesi. Eğer 75-29'ları kırıp pembe bant içine girerse yukarıda 76-33'ler var. Bu bant üzerinde kalırsa olası bir senaryo. Üst bantlar şu anda platformda görünmüyor. Tekrardan platformun güncellemelerine bakacağız. Eğer 75-29'lar tekrar direnç olursa 76-33 ve 75-29'lar tekrar direnç olursa bizim için altında mum kapanışları olursa aşağıda 72'ler bizim için direnç. Destek. Pardon, destek 72'ler. 72'leri de kırarsa eğer aşağıda 69-42'ler var. Şu şekilde günlük mumda da bakayım. Şu anda bizim için dediğim gibi 75-29'lar direnç, 72'ler destek. Önümüzdeki hafta için eğer yukarıda 75-29'ları destek yapamazsa, direnç olursa aşağıda tekrardan destek konumunda 72'ler var. Bir de haftalık mumuna bakalım. Haftalık mum direncin altında kapatmış. Hacimsiz bir mum ama direncin altında kapatmış. Bakalım önümüzdeki hafta dediğim gibi bant aralığı 75-29'lar direnç, 72'ler destek olarak görünüyor. Brent petrole devam edelim. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Platformdaki verilerle, petrolün verileriyle yani fiyat sağlayıcından gelen fiyatlarla bizdeki fiyat sağlayıcı her bir farklı kurumlarla çalıştığımız için fiyatlar arasında fark var. Bunun için de platform üzerindeki veriler üzerindeki kapanışları, grafik üzerindeki kapanışlara bakmak daha doğru olacaktır sizin için. Hayam alış döngüsü demiş Brent petrol için. Eski bir box. 52 box satış döngüsü demiş 6. ayın 13'ü. 144 box alış döngüsü demiş 5. ayın 30'u. Bir de güncel 36 box'ımız var. 6. ayın 20'si alış döngüsü demiş. Kristalimiz de satış döngüsü. Brent için hemen analiz yapalım. Brent için de aynı şeyler oldu. 76-78'ler direnç olduktan sonra şu mumla tekrardan gelip teyit etti ve aşağıda 73-14'lere kadar devam etti. Önümüzdeki hafta bizim için 73-73'ler destek, 76-78'ler direnç pozisyonunda. Şu şekilde bir 36 box'a bakmak istiyorum. 36 box'ın destek yapmış 75-69'ları üzerinde kapanış yaptı. Bizim için ara direnç. Bu arada direnç destek diyelim daha doğrusu. 75-69'lar destek olmuş. Şu anda önümüze ilk direncimiz, ana kanadımızın direnci 76-78'ler var.
Devamında da 77-88 demiş, 36 Bucks ve 80 onları söylemiş, 36 Bucks'ımız bize. Ana kanallarımız dediğim gibi 76-78'ler direnç, aşağıda 73-73'ler destek pozisyonunda önümüzdeki hafta. Bizim için Brent petrol içinde 76-78 ve 78-59'lar önemli bu pembe bant aralığı. 36 baksımızı söyledik. 75-69'lar destek olmuş. Yukarıda 76-78'ler var. Kristalimizi söyleyeyim. Kristalimiz SL olmuş. Bir de şu şekilde şeyden bakalım. Günlük kapanışlara ve haftalık kapanışına bakalım. Haftalık kapanışında 76-78 altında kapatmış. 76-78'ler direnç olarak görünüyor. Bizim için haftalık kapanışta. Önümüzdeki hafta bizim için Brent petrol içinde aynısı 76-78'ler önemli direnç bölgesi. Kıramazsa tekrardan aşağıda 73-73'ler var arkadaşlar. Brent petrol içinde analizimiz bu şekilde. Herkese bol kazançlı haftalar, iyi akşamlar.